Evet, daha önce de çektiğim bir video serisinin son videosu olacak bu. Bir üçlemenin sonu yani. Sebebi ise basit, yani çekmemin sebebi çok izlenmesi, bu kadar. Neyse hemen geçelim şimdi, ilk tavsiyemize başlayalım. Yemeğinizi yerken tabağı folyo ile kaplayın. Sonra yemeği koyun. Böylece tabak kirlenmemiş olacak. Siz de su faturasından özellikle tasarruf yapmış olacaksınız. İstanbul'u gezmek mi istiyorsunuz? Hayatınızda biraz aksiyon, biraz macera mı arıyorsunuz? Fakat bunları yapacak paranız ve arabanız yok mu? O zaman size tavsiyemiz 500 TL. Çok cüzi bir fiyata bütün İstanbul'u turlayabilirsiniz. Ayrıca içerideki kalabalıktan, nefessizlikten dolayı yaşayacağınız adrenalin ve kan pompalanması da cabası. Bunu çok da önermiyorum ama yine de söyleyeyim. ATM'lerin olduğu yerlerde mutlaka yerlere bakarak gezin. İnsanlar ATM önünde para düşürmeye çok meyillidirler. En kötü ihtimalle ATM'lerin bozuk para hazinelerine bakın. İnsanlar para çekerken bazen orada bozuk paralarını unutabiliyorlar. Unuttukları için de bu hırsızlık sayılmaz aslında. Öyle değil mi? Soğuk havalarda buzdolabının fişini çekin. Buzdolabınız zaten çok fazla dolu olamayacağı için malum çalıştırmanız da gerekmiyor. Onun yerine buzdolabında olması gereken gıdaları dışarıda bırakın. Hava soğuk olduğu için ve evde herhangi bir ısınma aracı olmadığı için gıdalarınız kolay kolay bozulmaz. Ya da en kötü gıdalarınızı bir poşete koyup camdan, balkondan bir yerden dışarı sarkıtabilirsiniz. Özellikle soğuk havalarda emin olun buzdolabınızdan daha da soğuk ve fresh olacaktır gıdalarınız. Bol bol marketlere gidin. Öyle bir şey almaya değil ama. Gidin gezin. Sonuçta gezmek beleş. Hem güzel bir aktivite gerçekleştirmiş olursunuz, hem de klimalar sayesinde yazın marketin içi soğuk, kışın ise sıcak olacaktır. Bunun da üzerine çok nadiren de olsa marketlerin içerisinde eşantiyon olarak satılan işte sucuktur, peynirdir, bunları yiyerek karnınızı bir süreliğine de olsa doyurabilirsiniz. Sürekli farklı yerlere iş başvurusunda bulunun. Hem gidip biraz sosyalleşirsiniz, hem de size orada ikram edilen çay, kahve gibi içecekler sayesinde cebinizden para çıkmadan oturduğunuz yerde dinlenirsiniz. Bu süreyi ise iş görüşmesindeyken ağır ağır konuşarak ya da kendinizden daha çok bahsederek uzatabilirsiniz. Eğer şanslıysanız ve evinizin yanında, aşağısında, yakınında bir yerde kafe tarzı bir yer varsa oraya gidip en ucuzundan ne varsa alın ve oturun. Bir süre sonra garsonu çağırıp Wi-Fi şifresini isteyin. Sonra da hiçbir şey çaktırmadan ödemenizi yapın ve evinize çıkın. Tebrikler! Artık internete para ödemeyeceksiniz. Artık kafe ne kadar yakınınızdaysa o kadar iyi çeken bir internetiniz var. Turistlerden gidip yardım isteyin. Malum adamlar size 1 euro, dolar bile verse neredeyse bir öğün yemeğinizi çıkarmış olacaksınız. Hele hele daha fazlasını bile verirlerse yaşadınız. Artık zenginsiniz. Ve son tavsiyemiz, tarih okuyun. Bir adamın yokluğun içinde nasıl dört bir yandan savaşıp bir cumhuriyet kurduğunu öğrenin. Sadece fiziksel savaş olarak da değil, yozlaşmış yönetimlere, cehalete ve geri kafadaki insanlarla nasıl mücadele ettiğine tanıklık edin. Öğünün, çalışın, güvenin. Mücevher taşa.